Arkadaşlar 2024 yılının gecikmeli olarak gelen ilk videosundan herkese merhabalar. Hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Kişisel sebeplerle bir süredir ara vermiş olduğum içeriklerime kaldığım yerden tüm hızımla yeniden başlıyorum. Normalde sizin gibi veya benim gibi insanlar kripto para alıp satmak için ne yapıyor? Genellikle BTC Türk gibi veya Binance gibi, Coinbase gibi merkezi borsalara üye oluyoruz. O borsalardaki emir tahtalarına bakıyoruz, ya alış veya satış emirleri yerleştirip bekliyoruz. Veya da beklemeyip direkt piyasa alıcı emirleriyle alıp veya satıp işimizi bitiriyoruz, öyle değil mi? Evet, genelde küçük yatırımcının izlediği rota bu şekilde. Peki sizce 40-50 milyon dolarlık işlem yapmak isteyen büyük yatırımcılar veya kurumsal fonlar bizimle aynı yöntemi izleyip emir tahtası işlemleri mi yapıyorlardır? Eğer bu kurumlar günümüzdeki mevcut Bitcoin kuru üzerinden yani 40 bin dolardan diyelim 50 milyon dolarlık Bitcoin almak için borsa emri verseler ne olur? 50 milyon dolarlık alım emri doldurulana kadar tüm satış emirlerini çiğneye çiğneye giderler ve belki de spot fiyat anlık olarak 50 bin doların üzerine sıçrayabilir. Böylece kurum aslında 40 bin dolardan değil 45-46 bin dolar seviyelerinden maliyetlenmiş olur. Çünkü piyasada bir anda o kadar alım emrini karşılayacak likidi de bulamayacaklardır. O zaman hedefledikleri fiyattan %10-15 daha yükseğe maliyetlenmeyi sizce bu balinalar göze alır mı? Yoksa bu yüksek alış satış işlemleri için bizim bilmediğimiz başka bir yöntem mi dönüyor? Bu videomuzda bu konuyu inceleyeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdi öncelikle sorunun cevabını vereyim. Evet, bu yüksek alış satışlar için başka bir yöntem mevcut. Bu yönteme OTC trading deniyor. Açılımı over the counter trading yani tezgah üstü trade. Olay kabaca şu. Bu tezgah üstü trade işlemlerine aracılık eden kurumlar var. Normalde büyük alış ve satış istekleri bu aracılar tarafından eşleştiriliyor ve işlemler borsa hareketleri olarak bize yansımıyor. Örneğin 20 milyon dolar ve 30 milyon dolarlık Ethereum alımı yapmak isteyen iki büyük yatırımcı var diyelim. Bu alıcılar için toplamda 50 milyon dolarlık Ethereum satışı yapmak isteyen birisi bulunması gerekiyor. Sonra da tahmin edeceğiniz gibi tezgah üstü aracı kurum bu emirleri eşleştirecek ve varlıklar bu şekilde el değiştirmiş olacak. Böylece ne alıcılar ne de satıcılar emir tahtalarındaki likidite yetersizliğinden etkilenmeden ve spot fiyatı üzerinden işlemlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Hem de büyük yatırımcılar yaptıkları işlemler toplum tarafından bilinsin ve takip edilsin istemeyebilirler. Borsa tahtalarına bu işlemler hiç yansımayacağı için sessiz sakin şekilde kimsenin haberi olmadan takas gerçekleşmiş oluyor. Peki ya verdiğimiz örnekte 50 milyon dolarlık Ethereum satışı yapmak isteyen birisi uzun süre bulunamazsa ne olacak? Bu durumda da birkaç yöntem var. Ya alıcılar birkaç borsaya paralarını bölecekler ve yavaş yavaş peyderpey alım yapacaklar. Ya da alım yapacakları fiyat konusunda elinde yeteri kadar Ethereum bulunduran diğer bir balina ile fiyat pazarlığı yapacaklar. Örneğin 2200 dolar olan Ethereum USDT spot kurundan değil de 2350 dolar gibi bir fiyat üzerinden maliyetlenmeyi göze alıp anlaşma yapmaya çalışacaklar. Sonra da uzlaşılan fiyat üzerinden kendi aralarında takası yapacaklar. Spot fiyatının çok üzerinde gibi gözükmekle birlikte aslında borsa emir tahtalarını kullanmaktan çok daha karlı bir maliyetle işlemlerini yapmış olacaklardır. Tezgah üstü trade sadece yatırım yapıp bekleyecek olan kişiler için değil, aynı zamanda da elindeki yüksek miktarda kripto parayı makul bir fiyattan çıkmak isteyenler için de ideal bir şeydir. Diyelim ki Bitcoin madenciliği yapan çok büyük ölçekli bir işletme olsun. Ve elektrik gideri, personel maaşı, cihaz bakımları gibi olağan masrafları karşılamak amacıyla yüksek miktarlı Bitcoin satışı yapmaları lazım. Onlar da borsaların emir tahtalarına girip fiyatı aşağı bastıra bastıra çıkış yapmak istemeyeceklerdir. Dolayısıyla bu over the counter dediğimiz yöntem aslında düşündüğünüzden çok daha yaygın kullanılan ve hem alıcılar hem de satıcılar için faydalı bir yöntemdir. Aslında bence bizler için de bu tarz yüksek işlemlerin tezgah üstü piyasada olması daha hayırlı bir şey. Çünkü oluşacak çok ani yükseliş ve düşüşler küçük yatırımcılarda büyük bir telaşa sebep olabilir veya kaldıraçlı işlem piyasalarındaki çoğu pozisyonu tek hamlede perişan edebilir. Tüm bu sebeplerden ötürü tezgah üstü trade bence gerekli ve faydalı bir piyasa. Her ne kadar emir tahtalarında gözükmüyor olsalar bile. Bu videomuzun sonuna gelirken videomuza like bırakmayı ve kanalımızdaki diğer içeriklerde göz atmayı ihmal etmeyin. Çalışmalarımızın devamı için sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu arada yaptığım tüm bilgilendirici içerikleri Kripto Finans Eğitim Serisi şeklinde bir oynatma listesinde derledim ve şu an ekranda karşınızda gözüküyor. Bu oynatma listesini sıradan izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.